Ekrem Oğuz ben. Avukatlık mesleğini icra ediyorum. Siirt'te doğdum, Siirt'te büyüdüm, Siirt'te okudum. İşim burada. Evli bir çocuk babasıyım. Bir kız çocuk babasıyım. Yaklaşık olarak 8 yıldır siyasetle uğraşıyorum. Tabii siyaset bizim birinci görevimiz. İki dönem seçim işleri başkanlığı, bir dönem siyasi hukuk işleri başkanlığı. Yaklaşık 1,5 yılda Merkez İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Yaklaşık 2-2,5 aydır da il başkanlığı görevini yürütüyorum. İl başkan sürecinde Siirt'te gözlemlediğiniz nedir? İnsanlar Parti'ye nasıl bakıyor veya bir değişim rüzgarı söz konusu mu? Konuşulduğu gibi yeni il başkanının yeni görevinin ardından yeni vizyonu nedir? Parti bu anlamda nasıl adımlar atacak gibi? Yani dediğim gibi yaklaşık 8 yıldır biz Siirt'in içerisinde aktif bir rol alıyoruz. Siirt'te doğup, Siirt'te büyüdüğümüz için de Siirt'in eksiklerini, ihtiyaçlarını, vatandaşın taleplerini aslında çok iyi biliyoruz. Çünkü biz buranın çocuğuyuz. Hani sokaklı çamurlu yollarını da biliyoruz, tozlu yollarını da biliyoruz, yıkık binaları, evlerini de biliyoruz. İnsanların acılarını da biliyoruz, acılarına da ortak oluyoruz, mutluluklarına, sevinçlerine de ortak oluyoruz. O yüzden zaten buranın çocuğu olduğumuz için biz buradaki insanların dertleri, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Ve şu an insanlarımızın en büyük temelimiz, en büyük talebi öncelikle işsizlik. Bizler öncelikle işsizliği minimize etmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. 2,5 aylık bu süreç içerisinde bizim yaptığımız aslında en önemli faaliyetlerin başında bu geliyor. Şu an malumunuz daha önce de konuştuğumuz gibi biz bir tekstil kent projesini hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Vekilimizle, teşkilatımızla birlikte. Şu an proje hazırlanma aşamasında tekstil kent projesi. Tabii bunun altyapısını hazırlamak hem böyle 3 günlük, 5 günlük bir süreç değil, yaklaşık birkaç ay falan bir süreç. Fakat biz bakanımızla yaptığımız görüşmelerde, yani olumlu karşılamış talebimiz. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunu faaliyete sokacağız. En azından bölgemizdeki diğer iller gibi Siirt'te tekstili ön plana çıkararak insanlara güzel bir istihdam oluşturmaya çalışacağız. Zaten malumunuz bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce de burada çift fabrikasının temelleri atıldı. Değerli Siirt'li iş adamı Fikret Baydurman tarafından onun da ortağı olduğu bir oluşum bu. İnşallah orada 14 ay sonra bu bittiği zaman orada büyük bir katkı sağlayacak. İnşallah memleketimizde ilk hedefimiz bizim. Yani işsiz kardeşlerimizi minimize etmek. Peki sizce bu projeler, bahsi geçen projeler, hem Lukaçinko Bankası hem bahsettiğiniz tekstil kent projesi hayata geçtikten sonra Siirt'teki işsizlik oranında ciddi azalmalar olması bekleniyor ama bu süreç ne kadar devam edecek? Yani kaç yıl, önümüzdeki kaç yılı görebiliyoruz ve işsizlik ne kadar, sadece bu iki projede bitecek mi? Hayır, kesinlikle bu iki projede bitmez çünkü tam bir nüfus artışı var Siirt'te. Siirt eskiden evet çok göç veren bir yerken şu an en azından hem köylerden göç alıyor, bu su barajı olmasıyla birlikte evet ister istemez oradan bir göç alıyor. Çevre illerinden ufak tefek de olsa göç alıyoruz, nüfusumuz hızla büyüyor. Bu sadece bu iki proje olabilecek bir şey değil ama en azından bu iki proje memleketimizdeki işsizlik oranı en az %15-20 dolaylarında indireceğini düşünüyoruz. Yani bu bizim için bir başlangıç olacak aslında. Tekstil kent projesi demek sadece bir tekstil fabrikasıyla sınırlı olmak değil. Yani orada biz 300 kişilik bir listemle belki başlarız. Daha sonrasında gelecek kardeşlerimize de kapıyı açtıktan sonra bu 500'er, 1000'er, 1500'er, tabi bu sayı biz 1000-5000'e ulaştırmaya çabalayacağız. Çinko fabrikamızda da yaklaşık olarak bu iş tamamen bittiği zaman tabi hemen değil bunlar. Peyderpey bu en azından 1,5-2 yıl veya 3 yıllık bir süreç olacak. Orada da yaklaşık olarak 3 bin kişi çalışacak. Toplamda 8-10 bin arası bir istihdam sağlamış olacağız inşallah. Temennimiz, ilk temennimiz bu memleketimiz için. Daha ondan sonra da bizim şu an en büyük problemlerimizden ikincisi ulaşım konusu. Şu an ulaşım konusunda hakikaten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani biz bu sıkıntılarımızı minimize etmek için de çok uğraşıyoruz. Geçen hafta geliştirilmiş il başkanları toplantısında da dile getirdik bunu. En büyük problemimizin aslında Ilı Su Barajı'ndan kaynaklı olarak köylerimizin özellikle Erop bölgemizin yaşamış olduğu mağduriyetin hızlı bir şekilde giderilmesi talep ettik. Çünkü şu an vatandaşlarımızın 20 kilometrelik yolun 120 kilometre, 130 kilometre çıktığının tamamen farkındayız. Çünkü biz de bu öğrenci çocuklarımız. Bizim de orada tanıdığımız eş, dost, akrabalarımız, hemşehrilerimiz de ama gidip geliyor. Bunlar bu sıkıntılarımızı dile getirdiği müddetçe biz de bu sıkıntıları muhakkak Ankara'ya taşıyacağız. Orada da elimizden gelen tüm gayreti bir siyasi lider olarak elimizden gelen tüm gayretle çalışacağız. Hem işsizliğe hem ulaşıma çözüm odaklı konuştuk ama Siirt'teki vatandaşların bir kere tabiri caizse
dili yanmış. Aynen. Hep bir projeler, hep bir vaatler, hep bir beklentiler var. İnsanlar artık hani elle tutulur somut bir şey görmek kesinlikle istiyor haliyle. Vatandaşlara nasıl bir mesajınız olacak? Yani müsterih olsunlar. Yaş. Bu işler kesinlikle olacak. Siz arkasında mısınız? Bunu mu? Şunu söyleyelim tabii. Yani biz bugüne kadar şu 2,5 aylık süreçte Ankara'ya 6 defa gittik. Her 6 defasında her uğradığımız bakanlıkta Siirt'in bütün taleplerini biz dile getirdik. Eksiklerimizi, sıkıntılarımızı, ulaşımla ilgili özellikle istihdamla ilgili sıkıntılarımızı dile getirdik. Fakat oradan somut bir sonuç almayana kadar biz burada hiçbir insanımıza, hiçbir bireyimize bir vaatte bulunmadık. Çünkü sonuçta itibariyle somut adım atılmadıktan sonra bizden insanlar burada evet biz gittik görüştük anlamında diye şeyler söyleyip insanlara umut vermek çok doğru bulmuyorum. Her onaylanan projeden sonra biz proje onaylandıktan sonra vatandaşımıza bu müjdeyi vereceğiz. Yani projenin hazırlık aşaması veya işte fizibilite raporlarının çıktığı aşamalar olsun veya bizim yaptığımız görüşmeler, ikna çalışmalarımız gelip burada insanlara anlatmayacağız bakanlıklara. Bizler proje onaylanıp bitip temeller atıldıktan sonra insanlarımıza bu müjdeleri vereceğiz inşallah. O yüzden insanlar bize güveniyor. Biz de insanımızın hani ne kadar mağdur olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın taleplerini biliyoruz, sıkıntılarını biliyoruz. Bu sıkıntıları gidermek için insanların bizlerin şansına olan teveccühü ve güveni de biliyoruz. Bizler de bu güveni boşa çıkamamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz zaten. Bu insanlar zaten, bizi tanıyan insanlar bunu bilir. İlçelerimizdeki ulaşım konusundaki sıkıntılarımız zaten malum. Eğer Şırnak yolu ile ilgili problemlerimizi dile getirdik, Zorova Köprüsü üzerine yeni yapılan köprüyle ilgili taleplerimizi dile getirdik. Şirvan Pervari yolu, Pervari, Van yolu ile ilgili taleplerimizi dile getirdik. Tillo ile ilgili taleplerimizi yerine getirdik. Enerji Bakanlığı'na gittik, oradaki taleplerimizi yerine getirdik. İşte dediğim gibi Kültür Bakanlığı'nda bize yerine katılan kardeşimiz, Murat kardeşimiz, Ziyaret Belediye Başkanımızın taleplerini hızlı bir şekilde dile getirdik. Kurtalan gibi büyük bir ilçemizle ilgili hem sportif alanda hem tesis alanında eksikliklerini dile getirdik. Bunların hızlı bir şekilde tamamlaması için taleplerde bulunduk. Tabii biz bunlar onaylandıktan sonra PDP insanlara duyurusunu yapacağız. Tamam. Yani sadece dediğim gibi talep yaptığımız dönemlerde değil, sonuç aldığımız dönemlerde bu insanlara paylaşacağız. Örneğin zaten malumunuz gördüğünüz gibi ufak tefek değişiklikler başladı. Kadın kollarımızda değişim oldu. Kadın kollarımızdaki değişimin gerekçesi ise başarısızlığı kesinlikle değil. 3 dönem dolduran arkadaşımızın yerine yeni bir arkadaşın görev süresince devam etmesiydi. Onun haricinde Kurtalan ilçe başkanımızda bir değişiklik oldu. Yeni başkanımız görevine başladı. Zaten malumunuz Eruk'ta bir değişim olmuştu. Şu an Tilo ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadın kolları ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii biz bunları seçerken çok ince değil, sık dokuyoruz. Çünkü insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek olan insanların hani öncelikle kendisini insanlarla diyaloğu kesinlikle mükemmel olması gerekiyor. İnsanlarla birebir ilişkiler çok iyi olması gerekiyor. Kibir sahibi bedenin gibi insanlara yukarıdan tepeden bakan insanların kesinlikle ve kesinlikle burada bizim yanımızda yeri yok. Çünkü hiçbirimiz burada yaşayan hiçbir insandan üstündeyiz. Biz onlara sadece burada hizmet etmeye geldik, hizmetkarlık yapmaya geldik. Hizmetkarlık yapmayı kabul edecek her arkadaşımız bizim kapımız açık. Onun haricinde başka bir beklentisi olan arkadaşlarımızla biz kesinlikle çalışmayacağız. Böyle bir çalışma içerisinde girmeyeceğiz. Bizler burada vatanını, milletini seven, insanlarını seven, burada bir eser bırakmak isteyen her arkadaşımıza kapımız açık, onlarla birlikte çalışmaya hazırız. Yarın seçim olsa partinin ne durumda görüyorsunuz? Hem genelde hem yerelde siz nasıl görüyorsunuz? Zaten malumunuz son yerel seçimlerde çok küçük bir farkla seçimi kaybettik. İnsanların teveccühü bu yöndeydi. İnsanların teveccühüne karşı bizim saygımız sonsuzdur. Ama bu seçim genel bir seçim olsaydı şu an biz birinci parti olarak çıkmıştık. Allah'ın izniyle insanlar bizim samimiyetimizden şüphe duymazlar. Bizim samimiyetimizi, çalışma altımızı, insanlara olan hani yaklaşımımızı bildikleri için inşallah ilk seçimde biz halkın da teveccühüyle burada çok rahat bir şekilde birinci parti çıkacağımızdan eminiz. Yani Siirt'teki aslında en büyük eksiklik insanlarla olan diyalogdu. İnsanlar kesinlikle çok fazla bir beklentisi yok. Sıcak ve samimi bir diyalogdan başka hiçbir beklentileri yok insanlar. Bizler de insanlara hani o samimiyetimizi bir şekilde ortaya koyduk. İnsanların bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden gelen tüm gayreti zaten gösteriyoruz. Daha önceki siyasetteki arkadaşlarımız da aslında ellerinden gelen tüm çabayı göstermeye çalıştılar. Yani ellerinden geleni yapmaya çalıştılar fakat olanaklar çerçevesinde yapabildikleri buydu. Daha fazlasını yapabilselerdi ben eminim ki benim dostlarımız, arkadaşlarımız, parti büyüklerimiz zaten bunu yaparlardı. Ama önemli olan bizler düşen de ne burada? Bu olayda bizler düşen insanların işleri düştüğü her zaman
kapılarımızın sonuna kadar onlara açık olduğunu göstermek, samimiyetinden şüphe duymamalarını sağlamak, ondan sonra yanlarında, acı günlerinde, tatlı günlerinde, yani gerçekten onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmek. İnsanların bizden talepleri bu. İnşallah biz o taleplere cevap vereceğiz. Bizler buradayız, her zaman söylüyoruz. Bizler bu memlekette doğduk. Bu memlekette büyüdük. Allah kısmet derse bir mal olmasa da bu memlekette öleceğiz. Bizler ölene kadar bu memleketteki her insana mutlaka hizmetmeye devam edeceğiz. Sıcak, samimi ve doğal bir şekilde insanlarımızın her anında yanında olacağız. Bu kapımız 7/24 parti kapımız herkese açık. Biz her zaman bunu dile getiriyoruz. Parti binası sadece bizler için çok geçici bir mevki. Burası Ekrem'e, Ahmet'e, Mehmet'e ait bir yer değil. Burası Siirt'in tamamına ait bir yer. İnsanlarımız istedikleri gibi gelip partimizde oturabilir, kalkabilir, faaliyetlerimize katılabilir. Evet belki resmiyete teşkilatımız 30-40 kişilik bir yapıya sahip olabilir ama insanlarımız, dışarıdan gelen insanlarımız yüzlerce kişiyle biz her türlü aktiviteyi sağlarız. Çünkü burası sadece bize ait bir yer değil. Burası tüm Siirt'e ait bir yer. Bunları da o insanlara zamanla inşallah hissettireceğiz. Aslında AK Partili her bireyin yapması gereken şeyi yapıyoruz. Hani bu aslında bir farkındalık değil. Bu zaten olması gereken ve yıllardır bizim yapmamız gereken şeylerdi. Biz bunları daha önce de yapıyorduk ama belki çok fazla medyaya yansıtmıyorduk ama bunları geçmişten beri arkadaşlarımız da yaptı. Bizler de yapıyoruz. Fakat şimdi biraz daha göz önündeyiz. Yani biz evet seçim döneminden seçimden seçime gitti. Siyasette aslında seçimden seçime gelip kapı çalınması gibi bir adet var. Evet. Aslında AK Parti bunu yıllardır yıktı zaten. Bizler de bunu bir adım öteye taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Buraya gelen insanlar oluyor. Bizim gidip kendilerine ulaştığımız insanlar oluyor. Bizler gidip kapısını bilmeden, onlar bizi tanımadan kapısını çaldığımız insanlar oluyor. Yani bu bizleri mutlu ediyor. Aslında siyasetinde insanların en mutlu eden tarafı da bu zaten. Yani hiç tanımadınız, hiç bilmediniz. Belki onların çok fazla tanımadıkları kişiler olarak evlerinin kapısını çalıyorsunuz ve en çok ihtiyacı olan şey, örneğin en çok ihtiyacı olan şey ne olur? Çocukları için güzel bir hediye olur, giyim olur, işte çocuklarına bir karne hediyesi olur. Veya bugünlerde yaptığımız faaliyetler gibi işte dışarı çıkamayan kardeşlerimize ufak bir akülü, elektrikli sandalye olur, akülü sandalye olur. Yani bunlar onları o kadar mutlu oluyor ki onların mutluluklarını gördüğü zaman biz de gerçekten yani içten bir şekilde mutluluk duyuyoruz. Ve bu bizi hakikaten şarj ediyor. Mutlu olunca motivasyonumuz artıyor. Diyoruz ki demek ki siyasetin de bu şekilde insanları çok mutlu eden güzel tarafları var diye kendimizi en azından bir motive etmiş oluyoruz. Mutluluğun onların mutluluklarına bizler de ortak oluyoruz. Bizlerin mutluluğuna onlar ortak oluyor. Bizler için güzel bir şey var. Son olarak sizlerden bir mesaj vereceğiz. Yani Siirt halkı sizlere neden güvensin, sizleri neden sevsin veya yarın öbür gün olası bir seçim durumunda partiye neden oy versinler? Siz bu partiyi niye temsil ediyorsunuz ve vatandaşlara ne gibi bir mesajınız var? Yani biz öncelikle Siirt temsilcilerimize şunu söylemek istiyoruz. Siirt temsilcilerimiz kesinlikle ve kesinlikle bizim samimiyetimizden şüphe etmesinler. Biz de elimizden gelen tüm gayretle, hiç kimsenin diline, dinine, ırkına bakmadan, siyasi görüşüne bakmadan, herkesin kapısına gitmeye, herkesin ihtiyacını görmeye, herkesin sıkıntılarına, dertlerine ortak olmaya, mutluluklarına ortak olmak için biz buradayız. Bizler bu yolda bu memleketimize hizmet etmekten başka hiçbir gaye içerisinde olmayacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. 7/24 kapılarımız, telefonlarımız açık. Yakında oluşturacağımız ekiple birlikte, ekip arkadaşlarımın tamamın da inşallah aynı benim gibi duygu ve düşünceler olacak. Memleketimize hizmet etmekten başka hiçbir gaye içerisinde olmayacağımızdan hemşerilerimizin şüphesi olmasın.